Peki Sarkuysan? Hisseli muhabbetlerin Sarkuysan'ı. Sarkuysan işi çok... Güzel yani, bir işti aslında. Yani. Yani hedefli bir işti. İyi bir hedefli bir işti. Birazcık sağda solda... Pişti. Hedef neydi? Şirketi... Şirketi satın almaktı. Şirketin işi bitirmekti ya. Yani. Ama gel diyor ki 5 tane kurucu hissesi varmış. BSL'de %93'ünü topladık. %93'ü topladık. %93'ü Sarkuysan'a evet. O zaman yani bu imtiyaz... %80 Sarkuysan. Ama buradaki güncel bir konuyu da gündeme getiriyor. Şimdi herkes sosyal medyada çok konuşuyor bunu. Bu imtiyazlar kalksın. Evet. Yani sen %93'ünü topladın ama kapıdan içeri almadılar. İki sefer genel kurulunu yaptırmadım. Onlara becerdim diyorsun. Ama arada bir duyuyorum. Ya bu iş ne olacak acaba? Son bizim Sarkuysan'da yememiz, içmemiz, seyahat. Bir korku, bir titretti yani ortalık. Yani kurucu hisse sahiplerinden böyle laflar işitiyorum yani. Kapalı çarşıdan falan, kuyumculardan. Ya nasıl yapacağız işte artık bu seyahatler de artık kesilecek, bilmem ne kesilecek falan. Bir korku düştü yani işlerine. Ben de bir hisse arıyorum, 100 hisse arıyorum, 100. 100 tane kurucu hisse arıyor. Ya reis orada şeyi sorsam hani bu hisse aramak şimdi güncelleşti ya şimdi herkes çok tartışıyor. Temettü hisseleri, işte değer hissesi, işte büyüyen hisse, koşan hisse, tarikatçı hisse. Bak tarikat hisseleri de var. Var evet. Sasani, Haşhaş. Yani o zaman böyle şeyler yok da sen mesela nasıl seçiyordun? Yani Sarkuysan senin binanın karşısındaydı oğlan gelecekken. Yani sana yakın ya. Seçti gündünü. Yani ne yapıyordun? Neye göre Sarkuysan'ı seçiyordun? Bir mesela? Ya bizi tabii ki Murat Soycengiz bu konuda şeydi yani. Uzman. Yani Murat sağ olsun etrafımdaydı. Hemen Londra'dan bakır fiyatlarını falan çıkarır geliyor. Evet bari. Yani araştırırdı, SPK'ya giderdi, dert anlatırdı. Ya bu kar niye yani olmuyor? Çok meraklıydı kar yani, nereye kaçıyor diye. Çünkü biz hisseyi yalnız yatırımcıya burada satmıyorduk yani yurt dışına satıyorduk. Murat doğru. Vasıtasıyla, öyle. Başka arkadaş vasıtasıyla Londra'da. Murat gidiyordu İsviçre'sini, Fransa'sını her tarafını geziyordu. Alıyordu. Fiyatlarda haberimiz oluyordu dünya fiyatlarında. Çok büyük mücadele yaptı Sarkuysan. Genel müdürü bu. Şu anda Çaycı yani genel müdürü şirketi ele geçirdi. Meğerse bunlar toprak olarak da kamyonlara yükleyip Belçika'ya gönderdikleri şeylerde altınları yurt dışına kaçırıyorlarmış. Ha, onlar tespit etmiş yani. Onları tespit ettik. Ha, tamam. Oraya kadar gittiniz yani. Evet. Onları tespit ettik. Ondan dolayı hırslandık. Biz bunlara yedirmeyeceğiz. Bu binayı alacağız falan diye. Bina da güzel ama. Sarkuysan binasını alacağız. Oturacağız diye. Yani. Peki kamyonlarla yani yursun altın kaçır. Kaçırıyorlar mı? Yani gördün mü gözünden? Tabii. Murat Soycengiz o işlerin başındaydı yani. Yani kamyonları mı izliyordu yani? SPK'da o işi yani el koydu. Ondan sonra da şirketin gerçekten bir değer oldu. Ha gerçekten ya bunları yakalandı. Evet. SPK falan evet. Yakaladı yani. Yani oldu. Doğru demek ya. Burası sonra bunlar işte, kaçmaz bunlar. Evet abi ya. Eski yani, bak eski. Ya. Şansımıza şeye dünyada bakır fiyatları yükseldi. Millet Sarkuysan'da para kazandı. Biz de kazandık para. Yani sonra sattık yani. Yine yabancı aldı İsviçre'den bir yabancı. Sarkuysan'ı yani bayağı bir taşıdık ama sonunda başardık yani sattık yani iyi fiyata. Bizim bütün sıkıntılarımızı falan halletti yani. Halletti Sarkuysan çözdü yani. Evet. Benim bir de Mehmet abi Konya Çimento ben ilk sene tanıdığımda herkes böyle efsanedir şöyledir. Bir rekoru var. Kaç yılı Burak'cığım? İlk sene 95 yani 90... mi? 92-93 o yıllarda. İşte diyorum. Konya 20 gün hiç açılmadan tavan gitti. Evet. Diye bir işte doğru mudur? Efsane tavancı. Bu rekor uzun süre kırılmadı. Efsane tavancı. Şu an kırıldı efsane. Mı bilmiyorum hani böyle 20 gün şimdi açılmadan tavan be. Ama böyle bir şeyim varmış abi. Konya Çimento'nun %10'u bendeydi. Takasın %80'e %90'a denk geliyor. Evet. Abi nereye elini sürse tamam. Sen de %80'den aşağı çalışıyorsun. Evet o yüzden taslar tamam. Ama imtiyazlar tamam. İmtiyazlara takılmış. İmtiyazlar olmasaymış. Vallahi, bayağı bir şey ele geçirmiş. Bayağı ele geçirmiş. Yani, orada Fransızlar tabii bir şeyimiz oldu, bilgimiz oldu.
bedesiz bölme durumu vardı. Ondan dolayı biraz fazla yüklendik. Bedes verecekler. Bedes verecekler. 1.60-65 tane bedesi verdi. Bir de kendisi 66'ya bölündü. Biraz sermaye artırımı sonraya şey yaptılar, uzattılar. Yani kağıt 1.240.000 lira falan yatırımcı olan etrafımdaki insanlar 1.240.000 liraya sattılar. Kaç liradan başladı abi o? Yani o 35-38 lira falan. Ne diyorsun abi? Evet. Ya ben onu duydum. 20 gün hiç açılmadan tavan. Vay yani vay. Uzun süre bu borsa falan. Bölümü ortaya çıkınca. Yani şu an kırıldı mı bilmiyorum ama 20 gün hiç açılmamış abi. Hayır, bölümü ortaya çıkınca Burak %10'u bende olduğu için yani yeni hisselerle istediğin rakama götürebilirdin yani. Anladım. Yani o blok olarak da duruyordu bende. Tabii bölünenler de sana geliyor. Evet, bölünenler de bana geliyor. Dışarıda çok az hisse olduğu için. Evet. 75 bin liraya kadar gitti mesela hisse. Anladım. Yani bu bedelsin şeyi yani oradan geliyor. Yeni hisse evet. Eskisi 1.300.000. 38 bin. Bedelsi olan ilgi o zamandan geliyor demek. Evet. Mehmet Emel'le başlamış. Bunu da burada öğrenmiş oldum. Evet. Bedelsiz yani sevdası işte, Mehmet abiyle başlamış. Ben bile sevdalandım. 38.300. Bak şimdi. Konya Çimento şimdi bile daha o beklenti var yine. Yani üzerine evet, bedelsiz beklentisi var. Şimdi yazmaya başladılar. Yıl sonu geldi. Bedelsiz. Yani. Evet. Tabii bizde yatırım. Bizim kişisel muhabbetlerde şey. Hani böyle hissenin keyif alabileceğimiz hikayesini dinlemek. Yoksa bunlar bir artık Sarkısan tavsiyesiyle yok zaten şimdi sorarız. Konya'dan şekilde. Reis ederiz şimdi acaba bu bugünle o günü kıyasla deriz bakalım anlatır o zaman. Bugün şimdi sosyal medya var, Twitter'lar var. Evet. Efendim senin odalar var, sohbet odaları var, Telegram'lar var, Telegram grupları. Ama Mehmet abi benim bildiğim o zamanın sosyal medyanın öncülerindendi. Kendisinin çok küçük bir defteri vardı. Çok küçük ama bir defteri vardı. Kargacık burgacık ama o defterde böyle 1000 tane adres vardı. Hatta 1 milyon TL teklif edenler oldu onu ele geçirdim. şöyle olurdu mesela bir sıkıntı var. Kirli küçük bir defter. O zaman parası. İşte yukarıdan aşağı sağdan sola çapraz falan telefon numaraları var ama böyle. Yani yatırımcıya ben tavsiye ederim. Şöyle çıkarır. Ya abi derdik bir işte Üstün Bey'le bir görüşebilir misin falan. Üstün Özyeğin mi? Tamam derdi. Çıkardı abi. Biraz sonra basardı. Pat Üstün Bey'le konuşurdu. Allah Allah. O defterin peşinde çok insan vardı. Bilmiyorum şu kaybetti diye. Uzanlar vardı herhalde. Abi, her uzanlar yani. Hiç olmayan yok. Türkiye'de o gün paraya ihtiyacı olan herkesin. Ben uzanlara da çok iş yaptım yani. Uzanlara çok yardım ettim. Hayır o defter abi. Duruyor mu reis şimdi ya? Valla o. Çok üzücü olur kaybetti. Başına iş geldi evet. Başına iş maalesef öyle. Yani çünkü son dönemlerde bu tabii teknoloji bozdu kendisini evet, yani. Yani bir kayıp. Kaybettin yani o defteri. Yani, tabii yani. Çok kişi o defterin peşindeydi yani gerçekten. Ama yani ben yatırımcıya şimdi tavsiye ederim yani. Her şeyi not alsınlar yani. Fiyatları, bir önemli bir şey duydukları zaman not etsinler yani. Çünkü insan baktığı zaman ha bu buymuş diyebilmeli yani. Onun için para yatırıyor. Ama doğru. Sizin çok, tabii sizin dönem çok özel dönem bence. Yani bugüne baktığımızda hep böyle biz hem iyilikle anıyoruz hem de gerçekten hakkını iade etmek istiyoruz. İşte Dündar abi olsun, ne bileyim İlhan Bey abi olsun ondan sonra. Nerede tabii canım? Yani Dündar o zamanın ya? Ekibi de bir farklıydı. Sanki yani böyle bir de şey vardı yani. Ha, o da imparator diye geçerdi. İmparator herkesin birbirine destek olduğu, birbiriyle bilgiyi paylaştığı, paylaştığı. Dündar Bey rahmetli öyle büyük bir adamdı ki... Ya bir gün işte ben işte şey topluyorum, Sarkısan topluyorum. Dedim Dündar Bey, yani işte 12 lira falan mıydı işte gidiyoruz yukarı doğru 30-60 neyse yani gidecek. Sonra Dündar Bey'e bir şey gelmiş, almış işte biraz bir hisse falan. Başka bir hisse gelmiş. Ya Mehmet ben hisseyi satabilir miyim falan diye yani kibarlık yapardı yani. Söylerdi yani. O zaman bu işin büyükleri birbirlerine şey yaparlardı, saygılıydı. Tabii. Tahmin ediyorum şimdi de herhalde yani insanlar yani öyle bir gruplar vardır yani. Evet. Yok değildir ama o zaman ama değişti bir, tabii. Ortam çok değişti. Şimdi o ortam zaman da daha öyle bir şeyi yaşıyoruz. Daha sanal bir ortam. Yani. Bir kere sanal bir ortam var. O evet. Zaman yemekler yenilirdi. Bilmiyorum evet. Ne yapılırdı. Şimdi göremiyorsun insanları. Yani. Evet. Şimdi Twitter ve şey Twitter var. Neredeyse birbirini tanımıyorsun bile. İşte konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Herkesin kendi göre sorunu var. Kendine göre bir işlem yapma biçimi oluşmuş. Biraz terimler değişmiş. O terimler
bize uzak gibi. Bazen içi çok boş kelimeler. Sarkozy'nin içinde bir aklıma geldi şimdi. Gelin hemen anlat. Aklına gelin. Hayır, %95, %93 dedin de bir enteresan bir olay var. O zaman hangi kurumda? Şişli'de bir kurum var. Lider miydi yoksa şey mi? Yok, neydi Info o? Vardı. Şeyli, iki tane kurum Hataylı vardı. Hataylı birisi vardı onun başında. Televizyon Önder, programı. Önder. Menkul değerler. Benim brokerlarım çok iyiydi yani bir tanesi. Cem diye bir çocuk vardı, zehir gibi bir çocuktu. Hiç anlamazdı. Benim Sarkozy'nin topladığım çoğu insan. Cem, Mert demez. Bunlar beraber sanki. Cemler, evet, Mertler Cem, değil mi? Evet. Yani patron dedi bir gün bana, dedi ki şey dedi, 500 lot mal sattı dedi. Önder Menkul der dedi. 500 lot. Düşünebiliyor musun? Yarım yani 1500 adet. Adet lot. 500 adet. Bizim yani Sarkozy'nin %93'ü bizim elimizde ya. Tahtada hisse yok. O hepsini biliyoruz. Cem biliyor tabii. Patron dedi bu yok dedi, bu hisse falan dedi bundan. İyi yoksa dedim, Cem tavana kadar çiz. Elini açıyor galiba. Al yok. Tavana kadar çiz. 25'e kadar. Takası %93'ünü al. Tavancı. 25'e kadar çizdi. Sonra yani dedim geldiği zaman bakarız, veririz ya falan dedim. Bir bakalım falan dedim. 2 gün bekle yok. 3 gün bekle yok. Sonra listeye baktık. Ya vakıf yatırımda bilirim 500 lot, 500 adet de hisse eksik. Allah Allah. Şimdi vakıfta bekliyorum yani bir şey haber gelsin diye. Vakıfta şey yapmıyor. 4-5 gün sonra işte bir SPK'dan bir bu işlere bakan danışman gelmiş. Telefon açtılar bana, 500 lot dediler, böyle Mehmet bir ihtiyaç var falan. Dedim yani siz bilmiyorsunuz dedim. Ben gece dedim yorganla sırtımda geziyorum dedim yani. bu adamlar niye gelmiyor falan diye dedim. Ben de bu hisseyi taşıyorum dedim. Yani bir gün gelip istemediler dedim. Rica etmediler falan dedim. Yani alsınlar tahta dedim. Ben şey yapamam. Veremem kendim. Veremem dedim. İşte vakıf yatırımındaki çocuklar yalvarıyorlar işte, bizim emekliliğimiz, cartımız, yurtumuz yok dedim. Ben de yani siz daha önce gelseydiniz size yardımcı olurdum ama şimdi siz beni kale almamışsınız, dikkate almamışsınız. Ben de gereken tahta da alırsınız. Benim de işte brokerim var. Sarkozy'a Eyüp diye yeğenim, dayımın oğlu vardı. O bakıyordu. Biraz o saçlarını, o da saçlarını ektirmişti mesela. Abi, sen nereye girdin yani? Yerin seni gibi. Ya tam unutmuştum. Kendime bakınca saçlar, bakmamaya çalışıyorum. Saçlarında problem vardı. Ben program olduğu için değil. Sponsorumuz öyle istedi. Mehmet Bey bilmem ne diyordu işte, beni sıkıştırıyorlar falan. Eyüp devam et. Korkma Eyüp, biz buradayız falan diyordum. Yani işte kağıt 50 lira, 40 lira, 60 lira. Eyüp dedim 70 liraya geldiği zaman dedim onlara 500 lot ver dedim kardeşim. 500 lira, 70 lira. Ondan sonra işte 70 lira da olmadı, 57 lira mı 60 lira mı, o arada dedik ya Mehmet Bey dedi bugün dedi bunlar soyundu dedi. Ben herhalde dedim çok kötü şeyler olacak galiba falan dedi. Dedim tavanda ne kadar var işte tavan. Ne diyeyim dedim işte. Birazcık mal var işte. İyi dedim tavana ver. Ver de onlar da kurtulsun, ben de kurtulayım dedim. Öylece Eyüp'ü sopa yemede kurtardık. Önder mi? Evet. Onun bir tane daha vardı galiba. İki kurum vardı. Evet. O zaman televizyon programı falan yapıyordu. Evet. Evet Burak, şimdi var mı başka sorular, güzel sorular? Vallahi bir hafta dinleyecek. Bir sürü soru. Daha bugüne gelemedik abi. Daha bugüne gelemedik yani. Bir sürü şeyler var yani. Bugüne ya, o hikaye bitmez. Hisseli hikayeleri hiç bitmez. Ama böyle ara sıra böyle Cündür abinin de örnekleri versen. Yani Cündür abiyle bir anı, bir güzel bir şey var mıdır? Hepimiz çok severiz çünkü onu. Dündar abi, Dündar abiyle... Bizim hayatımızda özel yeri olmuştur hepimizin. Ya Dündar abiyle her hafta sonu biz Belgrad Ormanı'nda karşılaşırdık. Bir yürüyüşe giderdiniz her hafta sonu. Belgrad Ormanı'nda karşılaşırdık. Tabii borsa, şimdiki borsa falan çok şanslı yani. Böyle bir dönem yaşıyor işte Covid olaylarından beri kaç senedir ki. Biz de o dönemlerde yani bazen borsa birkaç ay falan çok sıkıntılı, yani epeyce bir zaman sıkıntılı dönemler yaşardı.
yani Dündar Bey de bazen morali bozuk olduğu zaman karşılaştığımız da oldu. İşte bu günlerden bir günde Belgrad Ormanı'na karşılaştım. Niye yalnız yürüyorsun? Dedim Dündar abi dedim. Ya Mehmetciğim dedi. İşte yani biliyorsun dedi. İşte iş olmayınca işte birazcık işler iyice daraldığı zaman cebinde de iyi para kalmadığı zaman dedi. Kimse olmuyor. Kimse olmuyor falan dedi. Kural değişmedi. Para yok. Yani parayı dedi cebinde yan cebine elini attığın zaman desteğiyle elini geziyor. Borsacılar meşhur lafı değil yani, mi? Parası olmayan ölü adamdır. Yani. Öyle derdi. Yani çok şey yapardı rahmetli. Evet Fırat'cığım. Ben bu güzel muhabbetiniz için abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zaten Metin abiyle bundan sonra beraberiz. Valla biz keyifle... Vay be ben dinlersin ya. Sabah kadar da dinlersin ama maalesef vaktimiz... Yok zaten uzatmamak lazım. Şey kalmaz. Aynen. Bırakalım. Arası da alsa çok iyi olur ama İlham abi. Çok iyi olur. İlhami'ye alalım. İlhami'ye alalım. Daha böyle yine böyle sohbet tadında. Valla çok güzel olur. Güzel olur abi. Bence de çok güzel olur. Evet. Çekmedi bunları. Çok teşekkür ederiz abi. Bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Ya ne demek ya ben bunu dinlemek tekrar demek çok. Çekiyor musun? Ha bak ama yani dur. Ya dur bakalım. Burak var ya Burak. He. Ya öyle bir yaman bir elemandır ki bu. Zorla borsa öğrendi biliyor musun? Zorla öğrendi ben transfer edemedim Burak'a o zaman. İstanbul yatırımdaydım galiba. Yani, bırakmadım biliyorsun. Dedim ki. Beni zorladı böyle zorladı borsayı böyle. Bana dedi abi seni dedi. Çok severim. Çok da faydalı olacağına inanırım ama ben dedi Mehmet Temel'i bırakamam. Vallahi ya, bak. Abi yani müthiş bir olan yani. Sağ olsun. O Mehmet abinin. Müthiş bir olan. Çok şey, çok. Matematiksel zekası da güçlü. Şey de güç, heyecanı. Ben heyecanı hiç bitmiyor. Ağzımın içine bakardı. Simitleri alırdı, simit alırdı. Bak. Antrenman yapardık sabah 6'da. Sonra simitleri alıp diğer borsaya giderdik. Yani diğer borsada böyle simitler gelip masanın başında abi böyle beklerdi. Abi nasıl gitmeyeyim? Merak ettiğin hisse tamam oluyor. Aa nasıl yüzmeyelim? Nasıl simit almayalım? Sağ olsun Mehmet abi de öğretti. Yani öğrenebildiğimiz kadar. Sağ olsun. Ben de şeyde yani Burak'ın sayesinde Yüzme İhtisas Kulübü'nde kral gibiydim abi. Ya ora. Hatta bana... Bence bir sohbet oraya ayıralım ayrıyette. Şarkıcı bile ayarladım. kes. Zaten bu kesme yerleri var canım. Şimdi ben de bazı düzeltmeler yapacaksın zaten. Evet yapacağız. Evet sonuçta Mehmet abi sana çok teşekkür ediyoruz. Metin abi sana da çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Zaten beraberiz. Böyle unuttuklarımızı tekrar yaşattığın için. Çok daha neler var çocuklar. Belki devam edecek, devam edecek. Devam ederiz. Belki evet. Mehmet Temel 1, Mehmet Temel 2. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah keyifli bir muhabbet olmuştur. Keyif alırsınız. Tekrar çok teşekkürler.